Bismillahirrahmanirrahim. Altlarından ırmaklar akan cennetlere bakacağız. Eğer Arapça klavyeniz varsa Cennatun Tecri yazabilirsiniz. Sonuna bir boşluk koymak buraya rehberi başlatıyor. Rehberde aradığınızda 28 ayet çıkıyor. Ama bundan daha fazla olduğunu biliyoruz. Mesela bir tanesi Enne lehum cennatun tecrimin tahtiyel enhar. Cennatun tecrimin tahtiyel enhar. Bunu aramak istiyoruz. Anlamı, altlarından ırmaklar akan cennetler. Irmaklar kelimesiyle de bu aramayı yapabiliriz. Yine Finder'a gidelim. Ve şuraya ırmaklar yazalım. Irmaklar deyince ırmaklar diyelim, bu biraz fazla bulacak. Sadece ırmaklar deyince 45 tane buluyor. 40 tane olduğunu biliyoruz. Akan ırmaklar söz konusu olduğu için işte 40 ayet böylece bulunuyor. Tecrimin tahtiha diye de aratabiliriz. Eğer bunu yazmak mümkün olsaydı. Dörde düştü. Şu en sondaki ha'yı atıyoruz. Evet. Bu şekilde farklı aramalar yapmak mümkün. Tecrimin tahtiyel enhar şeklinde bu cemde de aratabiliriz. O zaman o 40 ayetin hepsini bu şekilde buluyor. İçinde cereye akmak, tehate altı, nehere ırmak şeklinde bu üç kökün birden geçtiği 40 tane ayet varmış. Bunların 6 tanesini seçtik. Ve bu 6 ayet burada görünüyor. Lakin illezîne tekav. Rablerinden sakınıp sorumluluklarını bilene gelince ittekav rabbehum. Rablerinden sakınan. Lehum onlar için cennat, bahçeler var. Bu cins isim. Cehennem özel isimdir ama cennet cins isimdir. En sondaki iki ayette cennet kelimesinin bu dünya için kullanıldığını da göreceğiz. 38 tanesinde öbür dünyanın cennetleri. Nasıl cennetler? Tecrimin tahtiyel enhar. Altından ırmaklar akan. Halidine fiha. Orada sürekli kalıcılar. Burada tecrimin tahtiha kısmının hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Ama ondan sonra gelen enharı da alalım. Tecrimin tahtiha enhar. Esas aradığımız bu. Ondan sonra halidine fiha bazılarında geliyor. Bazılarında ebeda da geliyor. Halidine fiha ebeda. Yani ezberlemenin ne kadar zor olduğunu buradan görebiliriz. Bunu aratırsak aynı sayfada bir kere daha geçtiğini görüyoruz. Tecrimin tahtihel enhar. Bu kadar sık kullanılıyor. Ra'd suresinde de aynı ayeti görüyoruz. Meselül cennetilleti vu'idel muttakun. Takva sahipleri, sorumluluğunu bilenler için vaat edilen cennetin misali şudur. Tecrimin tahtihel enhar, altından ırmaklar akar. Ukuluha daimun ve zilluha. Oradaki yemişleri de, gölgesi de, devamlıdır. Tilke ukbellezîne tekav. İşte takva sahiplerinin sonucu budur. Ukba. Akıbet de aynı kökten, sonuç demek. Ve ukbel kafirine nar, inkar edenlerin sonucu ise ateştir. En nar yine cins isim. Tevbe suresinde aynı ifade geçiyor. E addallahu lehum cennatin tecrimin tahtihel enhar. Allah onlara bunu vaat etti.
Kim bunlar? Tebük'te bir kısım münafıklar oturdular savaşa gitmek yerine. Onlar için kalplerine mühür vuruldu deniyor. Münafıkların tipik ifadesi bu. Fakat peygamber ve onunla beraber olan müminler manlarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır. Felaha erenler de onlardır. Adallahu lehum cennat. Allah onlara bahçeler vaat etti. Nasıl cennetler? Tecrimin tahtihel enhar. Halidine fiha. Yine. Zalikel fevzul azim. İşte büyük başarı budur. Fevz, başarı demek lazım. Başarı daha doğru bir tercüme. Hemen iki sayfa sonra وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّل۪ينَ مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Es-sabikun, ileri geçenler, bir yarışı kazananlar, bir müsabaka var güya, onu kazananlar. El-evvelin, onu kazananlar. مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Mekke'den hicret edenler ve Medine'de onlara yardım edenler, muhacirler ve ensar. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ Ve onlara tabi olanlar. Bir ihsan, güzellikle. Radiyallahu anhum ve radu an. Bu da sık sık geçen bir ifade. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Radiyallahu anhum ve radu an. Ve e'adde lehum cennat. Onlar için hazırladı bahçeler. Kim hazırlayan? Yine Allah aynı özne. Allah onlar için hazırladı. Tecrimin tahtihel enhar. Yanlış yeri seçtik. Tecrimin tahtihel enhar bir kere daha burada geçiyor. Halidine fiha ebeda. Orada sürekli kalıcılar. Zalikel fevzul azim. İşte büyük başarı budur. Bu dört ayet diğer 38'in bir örneği olarak seçtik. Bunların hepsinde takva sahiplerine cennet müjdeleniyor. Bakara suresinde bir pasaj var ki Allah'ın rızasını aramak için harcayanların hali tepedeki güzel bir bahçeye benziyor. Oraya yağmur düşüyor, yemişi iki kat veriyor. Yani yaptığı hayrı iki kat alıyor. Ama bu 266. ayet şöyle bir örnek vermiş. Öyle bir bahçe ki, dünya bahçesi, hurma ve üzümler, altından ırmaklar akıyor. İçinde her türlü ürün var ama ihtiyarlık çökmüş, elleri eremiyor, hiçbir şey yapamıyor, gücü yok. Üstelik küçük zayıf çocukları var. Hiçbir şey yapamadığı gibi birden bir fırtına çıkıyor, yıldırım, o bahçe yanıyor ve elinde hiçbir şey kalmıyor. Burada söylenen şey, yapılan hayrı başa kakan ya da riya için verenlerin durumu bu. Güzel bir bahçeden hiçbir ürün alamamak. Ama bir sonraki ayette yine aynı bağlam içinde, güzel bir harcama yaptığınız zaman bunun sonuçlarını anlatıyor. Son ayetimizde, yine dünya cennetlerine bir örnek olarak Firavun'un nidası. Ve nada Firavunu fi kavmihi. Kavmini toplamış ve şöyle nida etmiş Firavun. Kale dedi ki, ya kavmi, ey kavmim, eleyseli benim için yok mu? Mülkü Mısra, bütün Mısır mülkü benim değil mi? Ve hadihil enhar, ve şu nehirleri görüyorsunuz, tecrimin tahti. Benim altımdan akıyor. O kadar güçlü görüyor kendini. Efela topsirun. Bakmaz mısınız? Devamında da neredeyse meramını anlatamayan şu zavallı dediği Hazreti Musa onun kekemeliğini kastediyor. Ben ondan daha hayırlı değil miyim? Diye kendini Musa ile kıyaslamış ve sonunda helak olmuş.
El-Fatiha.